Profesör Doktor Tevfik Özlü. Tevfik Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Öksürük vücudun alarmı diyerek bu haberi sizin ağzınızdan da dinlemek istiyoruz. Haber sizin zaten. Neden öksürük bizim alarmımız ve öksürünce ne yapmamak gerekiyor bu durumda? Evet, öksürük aslında çok sık karşılaştığımız bir belirti. Hemen hepimiz bir şekilde öksürüğü biliyoruz. Ama öksürüğe karşı verdiğimiz tepkiler maalesef olması gerektiği gibi değil. Çünkü öksürmeye başladığımız zaman hemen öksürüğü tedavi etmeye çalışıyoruz. Maalesef bu alışkanlık çok yaygın ve gerek geleneksel yöntemlerle gerekse bazen eczaneye giderek işte öksürük şurupladı ya da öksürüğü kesecek bazı ilaçlar, haplar almak için eczacıya baskı yapıyoruz. Bana bir ilaç verir misin, öksürük şurubu verir misin? Aslında bu çok yanlış bir yaklaşım çünkü öksürük tedavi edilmez. Öksürüğe neden olan hastalık neyse o bulunmalı ve o tedavi edilmelidir. Çünkü öksürük bir hastalık değildir. Peki neler olabilir sizin uzmanlığınız için, göğüs hastalıkları evet. uzmanı olarak? Neye sebep olabilir öksürük ya da belirtisi öksürük olan hastalıklar neler? Onlara da temas edeyim. Öksürüğün birçok farklı nedeni olabilir ve bu nedenler çoğu zaman da önemli hastalıklar olabilir. Özellikle uzun süren bir öksürük söz konusu ise, yani 3 haftadan daha uzun süren, hele hele 8 haftadan daha uzun süren bir öksürük varsa, bu mutlaka araştırılmalıdır. Akciğer kanseri olabilir, astım olabilir, reflü olabilir, kronik bronşit olabilir, KOAH olabilir, akciğerde bir başka parankiman hastalık olabilir. Yani akciğer dışından da kaynaklanabilir. Sayın kulak burun boğaz uzmanı arkadaşımız da orada sanıyorum. O da çok iyi bu konuya vakıftır. Postnazal akıntılar, kronik sinüzitler olabilir. Dolayısıyla öksürüğe sebep olan hastalık neyse o araştırılmalı, tespit edilmeli ve hastalık ortadan kaldırılmalıdır. Öksürük aslında bir alarmdır. İyi ki öksürüyoruz yani yerlerde... diyeceğiz neredeyse. Evet, evet, iyi ki öksürüyoruz aslında. Peki, evet, hocam aslında çok... öksürük... bizi haberdar eder. Bir yerlerde bir şeylerin normal gitmediğini, bir patolojinin ortaya çıktığından bize haberdar eden bir alarmdır. Alarmı söndürmemek lazım. Alarmın sebebini bulmak lazım. 3 haftadan daha fazla devam ediyorsa bu gerçekten çok daha ciddi bir durumdur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun.